Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan dün yine hep yaptığı bir şeyi yaptı. En nazik, en kibar, en diplomatik ifadeyle gerçekleri biraz çarpıttı yine. Yalan kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na, hepimizi temsil eden bir siyasi şahsiyete yalancı demekten ben utanıyorum. Ama kendisi gerçekleri bu kadar çarpıtmaktan utanmıyor. Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nı kendi iktidarının yaptığını savundu. Var mı sesi, bir hatırlayalım. Kardeşlerim, Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı? Baybay Kemal mi yaptı? Biz yaptık, biz. Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları kim yaptı? Melih Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık. Ya bir de bu belediye başkanla bir sorun ya. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Hayır, siz yapmadınız Recep Tayyip Erdoğan. Hayır, siz yapmadınız. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Zafer Arapkirli, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca cumhurbaşkanlığı, yani şahsımı yalancılıkla mı suçluyorsun? Gidin mahkemeye verin. Kimin yaptığını mahkeme huzurunda kanıtlarıyla koyalım. Açtım baktım. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi zaten şurada 100 yıllık tarihi var. Birkaç bin yıllık ya da birkaç milyon yıllık değil. 1955 yılında açılmış. 1951 yılında inşa edilmeye başlanmış. 55 senesinde açılmış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1 yaşındayken. Ha diyorsa ki ben 1 yaşındayken Esenboğa Havaalanı'nı yaptım, onu da kanıtlaması lazım. 54 doğumlu kendisi. Yahu yapmayın. Bunu daha önce İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı için söylediniz. Başka havalimanları için söylediniz. Yani kendi devrinizde yapılmamış havalimanları için söylediniz. Van'da 100. Yıl Üniversitesi için söylediniz. Zonguldak'taki Kara Elmas Üniversitesi için söylediniz. Isparta'daki üniversite için söylediniz. Harran Üniversitesi için söylediniz. Ve bir cümle Türkiye'nin dört bir yanındaki tesisler, binalar, havaalanları bilmem neler için söylediniz. Ya bu kadar gerçek çarpıtılır mı? Esenboğa Havalimanı'nı biz yaptık demek için Recep Tayyip Erdoğan olmak gerekiyor herhalde. Şimdi ben kalkıp da Londra'daki Heathrow Havalimanı'nı ben yaptım. Efendim Gatwick Havalimanı'nı da zaten tasarımını ben yapmıştım ama açılışı başkasına nasip oldu filan diye bir yalan uydursam herhalde bir şeye tıbbi gözetim altına filan alırlar. Ya siz yapmadınız. Niye peki böyle şeylere tevessül ediyorsunuz? Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Pek çok şey yaptınız bu memlekete. Pek çok tesis yaptınız. Gerekli, gerekli, gereksiz. Faydalı, faydasız. Parayı şuraya harcayacakken buraya harcayarak tercihler kullandınız, yaptınız. Yol yaptınız, köprü yaptınız, geçit yaptınız, tünel yaptınız, cami yaptınız, fabrika yaptınız, bilmem ne yaptınız. Ya onlarla övünmek başka bir şey ama kendi yapmadığınız şeyleri sahiplenmek başka bir şey. Recep Bey yapmayın Allah aşkına ya. Esenboğa Havalimanı'nı siz yapmadınız. Ve öyle bir rahatlıkla söylüyor ki böyle kürsüye yaslanmış bana. Kim yaptı kardeşlerim diyor. Biz yaptık diyor. Ya yapma Allah aşkına ya. Hani komik filan değil. Hazin. Bildiğin hazin. Böyle bir insanın bizi üçüncü dönem daha yönetmesini talep bile etmek hazin. Ama milletin tercihidir bakalım. 28 Mayıs günü sandığa gittiğinde insanlar baba ya Esenboğa Havalimanı'nı da Recep yapmış ya, oyumuzu ona atalım diyen kaç kişi çıkacak hakikaten merak ediyorum. Şu stüdyoda yorumlayacağız o gece. Bakalım göreceğiz kaç kişi o tercihte bulunacak diye merak ediyorum.